Evet dostlar, Priene antik kenti, işte şu gördüğünüz Kaya Dağı'nın hemen önünde burası. Arkası Kaya Dağı, onun arkasında büyük bir Baba Dağı var. Burası şu ormanlık Priene antik kent. Etrafını surlarla çevirmişler, bakıyorsun bak. Kentin kale duvarları, sur duvarları. Arkasında zaten büyük bir dağ var. O dağın dibinden başlamış surlar. Böyle taşıyorum buraya kadar. Yukarıda 3-4 tane kolon gözüküyor. Orası işte tapınak. Batı tarafından çok güzel olarak gözüküyor ya. Yani. Bu ovaya nazır bir şekilde. Bu dağların suyunu buradan bunlar kullanıyorlar. Buralar zaten limanı. Burada, buralarda bir yerdedir. Evet, da buralar bu taraftadır. Şu an hiçbir şey belli değil. Limandan eser yok. Evet, böylelikle de Priene antik kenti. Sabah kalktık geldik yani. Akşam şu aşağısında Priene'nin parkında kaldık yani. Orası serbestmiş. Sonra buraya çıktık. Şu dağın, kayanın dibine, böyle buralara, böyle aşağı doğru iniyor. Antik kentin girişi. Böyle. Kayanın dibine. Aşağısı da limanmış. Şehrin, antik kentin kurulduğu zamanlar. Ama daha sonra, milattan sonra 200-300 yıllarında herhalde liman bitmiş. Deniz çekilmiş. Deniz çekildikten sonra buralar dolmuş. Kentin de işi bitmiş yani. Liman bitince kentin işi bitiyor, ticaret bitiyor, kent çökmeye başlıyor. İşte ticaretin, kent için ticaretin önemi. Buradan girişi. Başlayalım bakalım neler kalmış. Taş üstüne taş kalmamıştır Allah, yine temelleri falan vardır. Aşağı ovayı görüyorsunuz. Oralar zamanında denizmiş. Deniz çekilmiş. Ortaya verimli bir ova çıkmış. Önceden bu denize nazır bir kent. Şimdi ovaya nazır bir tarihi kent olmuş. Buralarda yapılaşma olmuş. Böyle gidiyoruz. Solda meclis binaları, agoralar, tapınaklar. Evet. Burada Ulüteryon, Asklepion ve Agora. Şu yukarılarda hamam varmış. İlerisinde de tapınaklar ve tiyatro. İşte görüyorsunuz, bakın ne kalmış geriye. Yıkık dökük taşlar, kesme kesme taşlar. Agora, Ulüteryon, kentin çarşısı. Böyle. Burada giriş yok. Buraları böyle kuvvetli hale getirmişler.
Bu da kuzeyden gelen rüzgarı, soğuk rüzgarı keser yani büyük ihtimalle. Kışın da soğuk olmaz burası. Pidiyene antik kentinin manzarası güzelmiş. Şimdi bile güzel yani bakın. Bu ovanın deniz olduğunu düşünün. Daha da güzeldir. Milattan önce bu Yunan Helenistik dönemindeki işte Apollo zamanındaki insanlar böyle yerlere şehir kurmuşlar yüksek. Yağmur yağdığı zaman suyun aşağı doğru tahliye edileceği bir şehir. Aşağısı deniz, ticaret yolları, denizlerle, gemilerle gidiyor, geliyor. Bunların şehir kurma plan ve projeleri böyle. Dağa doğru da şeyler yapılmış yani. Çıkış yolları falan var, bir şeyler olmuş oralarda da. Şehrin merkezi Agora Çarşı Pazarı. Karşıda da sıra dağlar. Bu ovada işte denizmiş. Deniz bu taburlara kadar gelmiş. Daha sonra çekilmiş gitmiş başka taraflar. Ovanın büyüklüğü, eskinin denizi. Deniz gibi ova diyorduk ya gezerken. Demek ki doğruymuş yani. O deniz gibi ova dediğimiz yerler zamanında denizmiş. Çekildiği zaman böyle bir verimli ova ortaya çıkıyor. Doğusundan girişi var. Dağın batısına doğru devam ediyor. Şöyle karşıda herhalde küçük bir tapınak varmış. Tapınakta yükseltildiği zaman çevreye nazır ve karşıdan da gözüken bir şekilde yapmışlardır. Ama temelleri kalmış. Duvarların temelleri falan. Burayı milattan önce yüzyıllar mı, bin yıllar mı artık büyük bir deprem vurmuş yani. Buralar deprem bölgesi, Ege bölgesi çok güzel ama maalesef deprem bölgesi. Burayı deprem bölgesi vurmuş, mahvetmiş. Sonra düzeltmeye çalışmışlar. Ama denizde çekilince bunların işi bitmiş.
karşıda tiyatro. Tam dağın dibinde. Çarşıdan geçip yukarı doğru batı tarafına kutsal tapınak yapmışlar herhalde. Ne buralarda da değişik şeyler var. Denize bakan taraf daha geniş avlular, geniş dükkanlar. Oo. Ve işte ticaret. Kapalı çarşının daha görkemlisi yani. Bunlar zamanında daha mühendislik daha görkemli bir şekilde yapmışlar. Şehrin en yüksek yerine kolonlarını dikmişler. Buradaki kolonları götürememişler. Tapınağın kolonlarını düzeltip koymuşlar. Bu dağın görkemine böyle bir tapınak. Ama Allah'a tapınmaları lazımdı. Maalesef gitmişler krallarına tapınmışlar arkadaş. Gerçi bunlar Allah'ı ne olarak biliyorlardı bilmiyoruz da. Tanrı'yı nasıl olarak tanımlıyorlardı? Bizans'tan önceki dinler, Roma'dan önceki dinler yani. Çok tanrıcılık varmış. Bunlarda tek tanrı yok. Çok tanrıcılık var. Ama tabi bilimde de, ilimde de, mühendislikte ilerlemişler yani. Böyle bir tapınak. Bütün ovadan gözüküyor. Eskiden bütün denizden gelen gemiler, balıkçı gemileri, ticari gemileri, savaş gemileri tapınağı görüyor. Diyorlar ki burada çok büyük bir şehir var herhalde. Zengin bir şehir. Buraya gelelim, ticaret yapalım buralarda. Mal getirelim diye. Hem reklamını yapıyor, hem de maddi gücünü gösteriyor yani. Böyle bir tapınak. Bütün diğer tarihi yerlerde gördüğümüz şekliyle aynı. Plan projesi aynı. Görüyorsunuz. Dikdörtgen şeklinde. İşte 2, 4, 6, 8, 9, 10. Kimisinde 11, 12 falan. Böyle kolon sayıları değişiyor. Aynı şekil bir tapınak. Apollo adına yapıp buraya konuyor. Daha sonra insanlar gelip buralardan bir şeyler yapıyorlar yani. Rahipler geliyor buralarda, ibadetlerini gerçekleştiriyor. Şimdi tiyatroya geçip oradan da tekrar çarşı, balık pazarı, diğer eşya pazarı, çarşı pazarı inip devam edelim. Evet, tapınağın merkezine geldik. Burası da tapınağın temeli. Yani bu taşları, kesme taşları, kolonların ağırlığını falan taşıması için altına bir temel yapmışlar. Böyle düzeltmişler yani, burası kaymasın diye.
Sonra üstüne böyle bir kesme taşları duvar şeklinde temel olarak koymuşlar. Ve böyle bir tapınağı oluşturmuşlar. İşte o kolonların ortası görüyorsunuz. Bakın. Etrafı mermer, içi de mermer. Daha doğrusu birbirlerine yapıştırmadan önce ortasını değişik bir çalışma yapmışlar. Burası da tapınağın tam merkezi. Böyle bir şey. Taşı biraz değişik. Tapınağı kutsal. Buraya artık ne koyuyorlardı bilmiyorum yani. Yani şu tapınağın yapılması, şu mermerlerle taşların kesilip böyle bu şekilde tamamlanması tamamen 400 sene sürdüğü söyleniyor. Gördüğüm kadarıyla tapınağı ahit sandığına benzetmeye çalışıyorlar. Yani ahit sandığına benzetmeye çalışıyorlar. Eğer ahit sandığı varsa buraya koyuyorlar herhalde. Veyahut da kutsal olan eşyaları buraya koyuyorlar. İşte artık ne koyuyorlarsa buralara. İçi boş yani. Hani tapınak böyle bir dikdörtgen kolonlu ev şeklinde. İçinde bir şey yok. İçine heykeller koyuyorlar. Çok tanrılı bir din olduğu için heykelleri koyuyorlar. Tanrıların heykellerini, putları buraya geliyorlar. Onların karşısında dua ediyorlar. Yardım istiyorlar. Normal insanlardan, insan varlıklarından. Böyle. Halbuki yardım Allah'tan geliyor. Sadece tek bir insandan değil, tek bir Allah'tan. Evet, buranın bütün kolonları burada aslında. Bu kolonlar işlemden geçirilip tekrardan şu şekilde ayağa kaldırılıp hatta çatısı bile kurulabilir yani. Ama izin verilmiyor. Demek ki yaptırılmak istenmiyor. Bu şekilde kalması isteniyor. Yoksa tekrardan malzemeler falan burada götürülmemiş. Her şeyi vinçlerle, arkeologlarla, bu işin uzmanlarıyla beraber eski taşlar belli bir elden geçip şu şekilde kolonlar ve çatısı tekrar oluşturulabilir. Ama maalesef sebebini bilmediğimiz şeylerden dolayı bu halde bırakılması istenmiş demek. Hemen tapınağın yanında tiyatrosu da var. Tiyatro karşıda. Buralar bayağı bozulmuş. Şuraları biraz ayakta kalmış gibi gözüküyor. İşte tiyatronun hemen giriş tarafları, odalar falan var böyle. Karşıda da seyirciler oraya çıkıyor herhalde. Burası meclis binası olarak da kullanılabilir. Priene antik kentinin tiyatrosu. Tiyatro burası. Burası başka bir yer o zaman. Evet, ayrılmış tiyatrodan. Tiyatro burası. Küçük ve güzel bir tiyatro. Yukarı doğru, tepenin yamacına doğru yine. Belli bir düzeltme yaparak yapılmış. Hani kemerlere falan gerek, kemerlerle yükseltilmeye gerek duyulmamış. Dağın yükseltisiyle oluşturulmuş. Böyle güzel kesme taşlar. Mimarlar, mühendisler güzel çalışmışlar. Şu
ustalarda da böyle oturak yerleri var yani, sandalyeler yapmışlar. Böyle belli kişiler, yüksek bakanlar, başkan yardımcıları falan. Kral da olabilir belki de. Buralarda oturmuş olabilir. Yani. Normal basit insanlar buralarda. Bakanlar kurulu, zengin olanlar buralarda. Böyle. Tiyatroda konuşma yapan ve oyunu oynayanlar da burada. Arka tarafta işte ona benzer bir yer. Meclis binası da olabilir ya. Priene antik kentinin tiyatrosu. Evet. Çok güzel bir tiyatro. Şu öndeki taşları. He, tamam. Yani enteresan yapmışlar şurası. Böyle duruyor yani. Yıkılmamış, bozulmamış. Buralar bozulmuş. Dağın tam dibinde yani. Şöyle oturma yerlerinin olması güzel olmuş. Bak. Sanki böyle. 2, 4, 5 tane özel koltuk var. Şu başta da belki bir heykel olmuş olabilir. Tanrıların heykeli. Burada da sanatçılar oyunlarını gösteriyor. Evet, tiyatronun tam ortası işte. Tiyatrocu olduğunuzu düşünün şimdi. Tiyatrocusunuz. Böyle geldiniz. Veyahut da meclis başkanısınız. Auditorium işte. Burada ders de verilir. Millete söylemde de bulunulur. Veyahut da işte milletvekillerine toplantıda yapılır yani. Çok güzel bir alan. Şöyle kolon arasından böyle. Hı, enteresan ya. Evet değerli dostlar. Eğlencemize hoş geldiniz. Diye bağırıyor işte böyle.
Bu haftaki toplantımızın amacı etraftan gelen saldırıları nasıl önleyeceğiz? Deniz çekildi gidiyor. Düşmanlar geliyor. Ekonomi zayıfladı. Bunun için bir önlem almamız lazım. Sayın Başkan Yardımcısı. Şunlar da artık kimse işte. Böyle konuşuyorlar. Karar alıyor herhalde. Öbürü diyor. Yapacak bir şey yok diyor. Kenti terk edelim abi. Efes'e doğru gidelim. Oradan falan bağırıyorlar. Olmaz. Harbiden abi böyle bir aslında şeyler kurgulamak lazım yani. Filmler falan çeviririz buralarda. Güzelmiş ya. Buradan. Burada herhalde Meclis Başkanlığı binası. İleride tapınak orada. Buradan da çarşı pazara inelim de biraz ne var ne yok bakalım ya. Pazar ne durumda? Deprem oldu, her taraf yıkıldı. Millet ne yaptı diye. Kral şeyden çıkıyor. Tiyatrodan pazara doğru. Pazar mı az kalmamış ki kardeşim. Her taraf yıkılmış yani. Pazarın hali harap. Burada da evler var herhalde. Pazarın üst kısmında. Depolar, evler. Pazarlamacıların kaldığı yerler falan filan. Ama şurada bir yerde sanki tapınağa benzer yerler var gibi. Burası neymiş mesela? Burası neymiş? Burası işte. Burada böyle kapılar yapmışlar. Pazara açılan kapılar. Şehirden pazara açılan kapılar da olabilir. Evet, pazarın hali harap. Pazar bitmiş. Her şey satılmış ha. Böyle bir. Şurası. Burada toplantı sanat gibi bir şey. Adak yapılan yer mi acaba? Blue Terrium diyor. Blue Terrium. Kamu binaları, evet. Şehir meclisi. Orijinal işte orada. Evet, aynen. Düşündüğümüz gibi. Kamu binaları, şehir meclisi. Kanunların çıkarıldığı, düşmanlara karşı kararların verildiği yer. Halkı nasıl kazıklayabileceklerini tartıştıkları, kendilerinin maddiyatını nasıl yükseltebileceklerini karar verdikleri yer yani.